Biz sebzeyi hep sebze olarak hayır, hayır sebze o kadar çok işe yarıyor ki e bundan iyi kamyon olur mu Az önce daha şeyde de anlattınız ya o bir da de çok iyi. Bir de toksinleri yok etme kısmı. etkisi. Yani sebzeyi böyle çok basit bir şey olarak görmesinler. Çünkü belki böyle anlatılmadığı için de e, hani bunu şey zannediyor hakikaten. Hastalarımız da öyle. Herhalde kalorisi düşük ya hoca bundan veriyor. Evet. Hayır. Bakın ne kadar çok işe çok yarıyor. Çok daha fazlası Temel sebze. sebze sebzesiz olmaz dedik. Bunu Devam ediyoruz. Her kalori birbirine benzemez. Etle yağ aynı kalori mi? Somonla aynı büyüklükteki somonla kırmızı etin kalorisini sana verdiğimde aslında somonun kalorisi o aynı büyüklükteki etin kalorisinden daha fazla. Ee, niye? Şu kalori olarak bak. Ama ben yani. sana somonu öneriyorum. Niye? Kalorisi fazla olsa da Ama başka? işimize yarayan yağlar var onun içerisinde. Dolayısıyla Böyle baktığınız zaman verdiğiniz kaloriyi neden aldığınız önemli. Evet, etin kalorisi başka, direkt yağın kalorisi başka. İkisi de 100 kalori ama birisi belki gidip direkt damarlarınızı tıkama yönünden sıkıntı yaşatırken öbürü tam tersi böyle bir etki göstermiyor. Onun için farklı yerlerden kalori almak. Şimdi de en önemli şey ne biliyor musunuz? Bak, bağırsak bakterisinin şöyle bir yapısı var. Biraz şımarık bunlar. Nasıl şımarık? Diyor ki sen ona mesela iki çeşit yemek veriyorsun. Yiyor Fena da değil yani bu zamanda iki çeşit yemek. Ama yetmiyor ona. Orada ne kadar çok farklı besinle beslersen az önce söylediğim kısa zincirli yağ asitleri o kadar çok oluşuyor. O yüzden farklı besinlerle beslenerek o bakterileri o, e, az önce söylediğim kısa zincirli yağ asidi oluşturun. Farklı besinlerin en büyük avantajı mukus tabakasının daha fazla, insülin direncinin daha az olmasını sağlar. Onun için ne kadar çok çeşit yerseniz o kadar iyi. Çeşit. Mesela cins yönteminde... Şöyle bir şey vardır. Cins yönteminde. Diyelim aynı aileden üç kişi geliyor. Üçüne de başka liste. Niye? Çünkü metabolizmaları farklı. Önce bir bozuluyor hasta aslında. Şimdi mesela anneyi düşünsenize. Herkese ayrı yemek yapacak. Ama biraz düşündüğünde kendi adına diyor ki ya fotokopi basıp da bir şey verilmiyor. Benim metabolizmam başka, çocuğumun başka, eşimin başka. Çünkü bağırsak bakterinizi doğru beslersek bir daha söylüyorum insülin direnci yok. Sağlam mukusunuz var. Bunu hiç unutmayın. Daha ne, ne olsun. Evet. Çok ne önemli. kadar önemli gerçekten. Aynı. Sebzeye başka bir bakış, başka bir boyut evet. kazandı. Sebzeyi sebze olalı böyle duymamış Vallahi O da kendisini bayağı sevmiştir şu an. <gülüyor> Devam <gülüyor> ediyorum. Ee, bir diğeri de şöyle. Yarının planını bugünden yapın diyor hocamız. Ne demek bu? Yarın yiyeceklerimizin Has. planını mı yapalım? Hasbel kadar işte gidiyoruz. Kongreler şunlar bunlar birçok ülkeye gidiyoruz. Bazı ülkelerde şunu görüyorum. Mesela bugün adamın yiyecek parası var. Tamam işte ya da bir şey var. Yarına Bakarız diyor. Şimdi bu doğru bir planlama değil insanın sosyal hayatı anlamında da. Besin hayatı da öyle. Sen yarının planını bugünden yapmalısın. Şimdi bizim mesela listeler ne işe yarıyor aslında? Birçok hastamız onu söyler. Gittiği başka yerlerde de. Hocam listeler geldiği için benim için bir hanım için en büyük dert ne? Sedef Hanım da bilir akşam ne pişirelim. Hmm. Şimdi bu büyük bir problemdir. Şimdi o listelerin bir avantajı da size yarını öbür günü öbür günü öbür günü yedişer günlük listeler gider bir de. Onu da planlama şansı verir. Kendi hayatınızda da böyle olsun. Yani bugünün yemeğini yaptırız ama yarının planı da hatta mümkünse iki gün sonranın planı da olsun. Denge kurmak adına değil mi? Burada Bir... Bak, buradaki en önemli şey ne biliyor musun? O stres <laughs> yani ertesi gün kalkıp da ne yapacağım ben stresi size kortizon yükseltir. Kortizon stres demektir. Streste de tatlı ihtiyacı demektir. Siz ne yapacağım diye düşünerek başınıza dert alıyorsunuz aslında. Onun için planlamayı önceden yapmak. planlı olmak hangi işte iyi değil? Her türlü. Ben Sabah geliyoruz kaç öyleyim. saat ders çalışıyoruz yani evet, bildiğimiz halde. Şeyim, Hepimiz seviyorum. beraber oturuyoruz. Erkek, arkadaşlar geliyor. Evet. Yayında e, e, seyirciye duyduğumuz saygıdan e, kendinize niye saygınız yok yani? O planı yapın. Yarın planı yapın. Cims yönteminde çok çok önemli. Peki plan yapmamız önemli. E, bir diğeri de şöyle geliyor. Türk insanının %80'i günde 5 öğünle, %20'si üç öğüne zayıflıyor. Aynen. Hangi tipe girdiğini bul. Burada hocamız bize yardımcı olsun. Ee, bir, bir aralıklar verelim. Hani şu yaş grubu, şu cinsiyet, hani daha çok ortalama şu 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 diye hani. Yaş söylüyor. grubu arttıkça şey azalıyor aslında. Yani yiyecekleri öğünler 5'ten 4'e 3'e geçiyor. İhtiyaç azalıyor. Cinsden mi bahsediyoruz? Cinsde de öyle. Cinsde de Türkiye'de de öyle. Şimdi bir kere bu kısım çok önemli. Türkiye'de gördüğümüz her 10 kişinin bugüne kadar binlerce hastanın içerisinde devlet hastaneleri, sigorta hastaneleri, işte üniversite hastaneleri. Her 10 kişinin 8'i gerçekten günde 4 ya da 5 öğüne ihtiyaç duyuyor. Bunu niye anlatıyorum? Efendim işte kitaplarda yazan şurada bu ya tamam ona hiç benim benim saygım var hatta bilirsin ben burada sürekli yayınlar yayınlar altında da hangi evet. çok değer veririm evet. ben buna. Ama bazı şeyler var senin ülke insanının yapısına göre değişiyor ve Türk insanının %80'i günde gerçekten 4 ya da 5 öğün. Hmm. %20'si ise her on kişiden ikisi ise günde 3 öğünde hmm. zayıflıyor. Bunu bulmak lazım. Peki bunu bulmak kolay mı? İşte o zaman en başa dönmeleri lazım. Yani en başta çok sağlam testlerin yapılması lazım, kan hmm. testleri. Geçen geldiğimizde yapmıştık. Vücut analizinin yapılması lazım. Yani bir 70 boyunda, e, ikisi de 70 kilo olan iki kişinin birinin yağ çoksa o şişman, yağ azsa kası çoksa o bizim için zayıf oluyor. Ona bakılması lazım. Ve bir de şey önemli. Yeni yeni çıkmaya başladı aslında bu. Ee, motivasyonlar çok kolay düşmeye başladı. Evet. Çağla çok büyük problem. Evet, evet, Bir doğru. gazla başlıyoruz. 2-3 ay sonra o gaz azalıyor. O motivasyonu da ya çevresinden ya profesyonel destek alarak mutlaka yükseltmeleri lazım. Bu çok önemli. Ama bence. hangi tipe destek. girdiğini biz de açıkçası 3 ay civarında bunu buluyoruz. Ama tedavi ısrarla söylüyorum ne olur iyi anlasınlar. En az bir sene sürmeli, yoksa hayatınız boyunca sürünürsünüz ve bir süre sonra da az önce anlattım hanımefendi gibi 70 kilo ile başlar 140 kilo olursunuz işiniz of, çok çok zor olur. Sonradan daha da zorlaşıyor. Çok yani. zor Çıkmaza giriyor orada gerçekten. Hem çok zor. Psikolojik zorlaşır. açıdan hem. Bir açıdan. sene. Bir kere yapın, bir sene sağlam yapın. Evet. Kendi başınıza da olsa profesyonel kimden alırsanız alın destek evet. ama bir sene yapın. Evet. Hakikaten rica ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Metabolizma sizi bir süre sonra affetmez hale geliyor. Çünkü ha bir ona ikide bir salata yediriyorsunuz. İkide bir domates gıcık yediriyorsunuz. Gıcık oluyordur bize de o. Yani. Aynen öyle. Çok Amiyane sinir. tabir gıcık evet. oluyor. Ve bu metabolizma çok zeki olduğu için de bir süre sonra diyor ki bak kardeşim diyor sana. Senin böbreğinden kanı ben süzüyorum. Senin karaciğer toksinlerini ben yok ediyorum. Senin kalp atım hızını ben ayarlıyorum. Senin bağırsak hareketlerin bende. Solunum kapasiteni ben ayarlıyorum. Bütün gün bunların işi gücü bırakıp da senin yediğini mi yakacağım diyor ve siz bir süre sonra Yapmadım o zırt pırt dersiniz. diyetlerden kilo vermez hale geliyorsunuz. O noktaya geliyorsunuz. Artık ona karşı bile bir bağışıklık kazanıyor Kesinlikle değil mi, vücut? kazanıyor. Bak çok ya çevrende bile birçok arkadaşın yok mudur? Yani hep aynı dert Pes değil mi? Pes ettiren bir dert aslında bu. Ama Aynen işte orada Bitsin diye uğraşıyoruz. Bir e, direnç Evet, Net. söz konusu Net. oluyor Net. sanki Net orada. Da. Peki devam ediyorum. Sabah kahvaltısını saat Oylundi. onda, öğle yemeğini 14'te, akşam yemeğini 20'ye kadar bitirin diyor. Yine Cins. yıllar süren, işte birçok hastadan aldığımız, Türk insanından aldığımız şey, kahvaltı 10'a kadar bitmeli. Ondan sonra yapılan kahvaltıyı metabolizma şey gibi düşün. Bu programı saat 11 ile işte atıyorum 1 arasında. Saat biri çeyrek geçe gelip de ben Çağla'yı seyretmek istiyorum dersen ne olur? Kusura bakma yok yani. Evde yok. Sabah sevgili İsmail'im var. Ya bir programı Mesela, var vücudun. Tabii doğru. Vücudun da böyle. Sabah kahvaltı. Burası çok önemli. Bu, bu hemen hemen herkes de böyle ama onu söyleyeyim. Yani yüzde 85 90lara Sabah kahvaltısını 10'a kadar. Öğlen yemeğini 14'e kadar. Akşam yemeğini en geç 20'ye kadar bitirmeli. 21'e kadar bitirecek kimse yok mu? Var. Ama onu verdiğin listelerden aldığın sonuçtan görüyorsun. Onu ancak o zaman düzenlerim. O zaman diyorsun ve genellikle bir şey daha söyleyeyim. Genellikle erkekler oluyor. 21'e kadar giden kadın oranı valla bugüne önemli. kadar 10 tane görmüşümdür ya da görmemişimdir. Toplam onca hastanın içinde. Genellikle erkekler oluyor. Bir bilgi daha. Ama şunu yaparsanız. işten geliyorsunuz ancak onda yemek yiyeceksiniz. ...saat 9'u çeyrek geçe indiniz bir yerde... ...ya da 9'u 20 geçe... ...eve son metreleri 30-40 dakika yürüyerek gittiniz... Ha o, zaman ...o zaman sıkıntı zaman... yok... Hmm. ...çünkü metabolizmayı ayağa kaldırdınız... Hmm. ...o zaman onu yiyebilirsiniz saat 10'da da... ...ama yap, bunu yapmazsanız eve git bütün gün yatarken... ...bir de saat 9'da Olmuyor. yemek yok... ...Türk insanı da böyle... ...ilk deneyeceğiniz şey olsun... ...sabah havasını ona öğlen yemeğini 14'e... ...akşam yemeğini 20'ye kadar yiyin... ...sadece bununla bile çok büyük cims yönteminin... En başarılı olduğu yönlerden bir tanesi o. Sadece bununla bile ciddi anlamda başarı ulaşırsın. Bu saatler bile yapı taşı niteliğinde. Tabii çok çok yapı ee, dediniz. Söyleyeyim. Peki bu sayede kalp damarların da rahat Aynen. ediyor ve pıhtı oluşumu riski de azalıyor yani Aynen. bu yöntemle birlikte. Aynen. JMS yöntemi iyi bir dolaşım sağladığı için o iyi dolaşım sayesinde hastaların bir takım kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski azalıyor. Başka bir şey söyleyeyim. Tansiyon ilaçları düşüyor, Çağla. O kadar hoşuma gidiyor ki. Şeker ilaçları herhalde. düşüyor. İ, tip 2 diyabet olup bak JMS yönteminde tip 2 diyabet olup insülin kullanan hastalarda tip 1'de değil. Insülini yok ediyorsun. İnsülin kullanması gerekmiyor. Müthiş bir şey bu. Kolesterol ilaçları yarı yarıya azalıyor. Bütün bunlar sayesinde biz hastayı sadece e, kilo verdirmiş olmuyoruz. Tedavi ediyoruz. Bu çok önemli. Yani zaten e, zayıflamada en önemli şey de tedavi etmek. Onu Neden zayıflayayım ki diye soru artık olmamalı bence. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü zayıflama eşittir bir takım hastalıklardan da kurtulabilmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.